olduğu gibi Libya denkleminde olduğu gibi bir yerlerde kendilerini çıkaracaklar ortaya yani. Bir de çok güzel bir aslında bununla ilgili tarihten bir hikaye var. Vaktimiz var söylemek isterim. Tabii tabii. Büyük İskender Aristo'ya mektup yazıyor. Diyor ki işgal ettiğim topraklardaki insanları nasıl bir arada tutarım, nasıl kendime tabi kılarım diyor. O da cevaben diyor ki insanların işgal ettiğin topraklarda bulunan insanlar arasında nifak tohumları ekeceksin. Tabii tabii. Bütün anlaşma yollarını tıkayacaksın ve sonra gelip kendin orada çözüm tabii, yolunu koyarak hakimiyetini tutacaksın. Yaratıcı kaos. Yaratıcı kaos. Evet. Kaosun üzerine. Paşinyan'ın sık sık Putin'i aradığını, bu konuda devreye gir dediğini konuşuyoruz. Zaten Rusya'yı savaşa dahil etmek istiyorlar demişti Aliyev'de. Ama tabii Putin ne noktada devreye girecek girmeyecek burası önemli. Bu ne demek, bu telefon görüşmesinin kesinlikle Paşinyan olduğu kesin bu ne değil demek, ama değil mi? Meşgulüm sonra konuşuruz demek. Sen benim için her an halledilebilecek küçük bir detaysın demek. Yani normalde orada çatışma var, savaş var diyor ki meşgulüm sonra konuşuruz diyor. Yani benim daha önemli işlerim var. Ben senin işin nasıl halledeceğimi biliyorum. Bu mesela. Senin devreye girmesi Paşinyan'ın da tasfiyesi anlamına mı gelecek peki? Bu hafta sonuna kadar bekliyorum dediniz ya. Seçim beklemeyeceklerine göre değil mi hocam? Yok yok seçim. Onlar kurmuştur planını. Ben bu hafta sonuna kadar. Ya müthiş bir şey. Müthiş bir algı operasyonu. Koçaryan'la yani. Görüşüyor. Yani evet aynen. Peskov da Dışişleri Bakanı da Rusya'nın yani hem Ermenistan hem Azerbaycan ikisi de istemezse Rusya devreye girmez diyor aklımda kalsanız ama orada da sahanın o meşgulüm sonra konuşuruz ifadesi o kadar önemli bir ifade ki ya savaş olan bir coğrafyada bir ülkenin cumhurbaşkanı arıyor meşgulüm diyor yani sen benim için çok ufak bir detaysın önemsizsin ben çözebilecek kabiliyetteyim sonra konuşuruz ben sonra hallederim demek o. Bir de ikler benim elimde mesajı da tabii, veriyor tabii aslında. Tabii yani o çok yani çok. Askeri kuvvetlerim benim kolluk kuvvetlerim ben de gözetleme kuleleri üssü ben var. De üstüm ben de senin affedersiniz yatak odana kadar ben görüyorum. Tabii. Onun için kendine fazla güvenme. Gene son sözü ben söyleyeceğim. Tabii. Mesajı gibi görmemiz lazım. Paşinyan en başta herhalde şey yapmadı. Bak ben müthiş bir şey ya. Ben size geri dönerim. Şimdi meşgulüm. Çok acayip. Yani savaş olan bir coğrafyanın cumhurbaşkanı da bunu söylüyoruz. Bunu çok net aslında değerli izleyicilerimiz görüyordur yani. Rusya geliyor. Ben hafta sonuna kadar da düşünüyorum yani. Ve Putin aslında hocam tam bir çar gibi hareket ediyor. Tabii tabii. Tabii. Şimdi çarlık dönemi oradaki Romanovlara baktım. Hani o şeyle hareket ediyor. İmparator edasıyla hareket ediyor. Son olarak o zaman şunu da bir soralım. Yani hem işte Libya'da hem Suriye'de Rusya'yla sorun yaşıyoruz. Yani Rusya gelecek Putin diyorsunuz acayip. Hafta sonuna kadar Metehan Demir. Türkiye'nin bugünkü işte ziyareti çok önemli. Devam edebilir. Ardından Hulusi Akar olabilir. Cumhurbaşkanları olabilir. Düzeyinde bir görüşme olabilir dedin. Gelişmeler. Bir yandan Rusya ile biz Türkiye ne noktada orada bir çözüm yani, yolunda bir arada hareket edebilecek mi? Bunu da bence şimdi dedim Libya hocam var. Suriye mesela Suriye'de şimdi her yerde biz mutabık değiliz. Bazı noktalar makas açılıyor. Libya'da açılıyor. Suriye'de aynı şekilde var. Tel Rifat'ta ve Münbiş'te Rusların tavrı bizi çok rahatsız ediyor. PKK, PYD ile işbirliği devam ediyor. Tabii. Bir yandan Amerikalılar kaşla göz arası diyeyim şey tabirle petrolleri verdiler. Bir yandan işte artık tam anlamıyla müttefikimiz diyorlar PYD'lere, PKK'lılara. Yani tam bir terör devletinin kurulması noktasında. Tabii tabii. Ciddi manada temeller atıldı, tuğlalar dizildi. Hı hı. Şimdi diyorum ya dikkatleri bir yere verirken diğer tarafı kaçırmamamız lazım. YouTube kanalımıza abone olun.